Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fen Bilimleri Haziran ayı Ölçme Değerlendirme Sınav Gelişim Merkezi'nin yani MEB'in çalışma soruları ve çözümleriyle birlikte olacağız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hemen birinci soruyla başlayalım. Haşlanmış kırmızı lahana suyu asitlerle etkileştiğinde kırmızı renk tonlarını, bazlarla etkileşindiğinde ise mavi renk tonlarını veriyor. Arkadaşlar, asitler de kırmızı, bazlar da mavi. Zaten aşağıda da görüyoruz. Ecem, mide asidinin fazla salgılanmasından kaynaklı sürekli rahatsızlanıyormuş. İyileşme sürecinde asidik yiyeceklerden uzak durması gerekiyormuş. Demek ki asitlerden uzak duracak. Bu yüzden bazı maddelerin asitlik ve bazlık durumlarını araştırarak aşağıdaki çizelgeyi oluşturmuş. Ecem araştırması sırasında bazı yiyeceklerin pH derecelerine ulaşamamış. Bu besinlerin asidik olup olmadıklarını anlamak için haşlanmış kırmızı lahana suyunu kullanmaya karar vermiş. Kırmızı lahana suyunu besinlerin suyuna ilave ettiğinde aşağıdaki sonuçları görmüş. Buna göre Ecem çizel dedgedeki 1, 2, 3, 4 ile gösterilen alanlara hangi besinleri yerleştirilmeli? Bakıyoruz arkadaşlar, vişne suyu kırmızıya yakın renk olduğu için asittir. Asit olduğu için de 1'e. Yine elma suyuna bakıyoruz arkadaşlar. Yine kırmızıya yakın olduğu için asidiktir. 5'e. Patlıcan açık mavi olduğu için 3'e. Ispanak suyu koyu mavi olduğu için 4'e yerleştirmeli. O halde arkadaşlar 1 vişne, 2 elma, 3 patlıcan, 4 ıspanak hangi şıkta var? C şıkkında var. Doğru cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki görselde su altı arkeologlar tarafından batık bir gemide araştırma yapılması planlanan bölgeler ve bu bölgelerin deniz seviyesine göre bulundukları derinlikler verilmiş. Buna göre batık gemiyle tüpsüz olarak inceleme yapacak olan su altı arkeologları yukarıdaki görselde verilen bölgelerden hangilerinde araştırma yapamaz? Bakalım arkadaşlar, deniz seviyesinde yer alan bölgelerde hava basıncı 1 atmosferdir. Evet, sıfırda, yani deniz seviyesinde 1 atmosferdir arkadaşlar. İnsanlarda bulunan solunum ve dolaşım sistemi 1 atmosfer basınca uyum sağlamıştır. Su altı dalışı sırasında denizin derinliklerine doğru su derinliklerinde her 10 metrede 1 atmosfer arttığı bilinmektedir. O halde arkadaşlar burada 2, burada 3, burada 4, burada 5, burada 6 atmosfer basınç olacak. Her 10 metrede bir atmosfer arttığı için arkadaşlar. Bu nedenle dalgıçlar hayatı tehlike oluşturabileceği için su basıncını dikkate almaktadır. Oksijen tüpü kullanmadan yapılan dalışlarda dalgıçların hayatta kalmaları için kritik değer 4 atmosferdi. 4 atmosferden fazla olduğu bölgelere dalacak kişiler mutlaka oksijen tüpü kullanmalıdır. Arkadaşlar, yani şuraya baktığımızda 30 metrenin altına indiklerinde oksijen tüpleri kullanmaları. Yani 3. bölgeye şuraya kadar sorunsuz dalabilirler. Buradan altı 4 ve 5. bölgelerde ne olacaktır arkadaşlar? Solunum ve dolaşım sistemi uyum sağlayamayacaktır. Yani nereye kadar araştırma yapamaz? 4 ve 5. bölgelerde araştırma yapamaz. Bu hangi şıkta var arkadaşlar? D şıkkında var. Bu araştırmayla ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar, öncelikle araştırmaya bakalım. Zatürre hastalığına neden olan bakteriler kapsüllü ve kapsülsüz olmak üzere ikiye ayrılır. Bu bakterilerin fareler üzerindeki etkisini incelemek amacıyla aşağıdaki deneyler yapılıyor. Arkadaşlar, birinci deneye bakıyoruz. Kapsülsüz bakteriler fareye enjekte ediliyor. Fare zatürreye yakalanmıyor. Demek ki kapsülsüz bakterilerde zatürre olmuyor arkadaşlar. İkinci deneye bakalım. Kapsüllü bakteriler fareye enjekte ediliyor ve fare zatürre oluyor ve ölüyor. Demek ki kapsüllü bakteriler ne yapıyor? DNA'sını koruyabiliyor kapsül. Bu nedenle canlı vücuduna verildiğinde arkadaşlar fareyi zatürre olup öldürüyor. Üçüncü deneye baktığımızda kapsüllü bakteriler ısıtıldıktan sonra fareye enjekte ediliyor. Arkadaşlar, ısıtıldığı zaman ne oluyor? Kapsülü zarar gördüğü için fare zatürreye yakalanmıyor. Çünkü kapsülü zarar gördüğü için fare enjekte edildiğinde fare onu yenebiliyor. Dördüncüye bakalım. Kapsülsüz bakteriler ve ısıtılmış kapsüllü bakteriler karıştırılarak fareye enjekte ediliyor ve zatürre olmuş ölüyor. Demek ki kapsülsüz bakterilerdeki DNA ısıtılmış kapsüllü bakterilere karıştığında orada ne yapıyor? Kapsül oluşturabiliyor arkadaşlar. Bu nedenle kapsül oluşturabildiği için de fare zatürreden ölüyor. O halde deney sonucunda kapsüllü bakteriler ısıtıldığında kapsüllerin eridiği ve DNA'ların
bozulmadığı görülüyor. Evet arkadaşlar, bakın burada 3. deneyde görüyorsunuz bunu. Kapsüllerin bir kalkan gibi bakterileri farenin savunma hücrelerine karşı koruduğu anlaşılıyor. Evet. Bakın arkadaşlar burada, bakın 2. deneyde arkadaşlar bunu anlayabiliyoruz. Ne yapmış? Ölmüş. 4. deneyde kapsüllere eritilmiş bakterilerin DNA'sının kapsüllü bakteri içerisine girerek kapsül oluşturdukları anlaşılıyor. Evet, burada kapsül oluşturdukları için de arkadaşlar faremiz ölmüş. O halde hangisi yapılabilir? Kapsüllü bakterilerin DNA'ları farelerin mutasyona uğramasına neden olmuştur. Hayır arkadaşlar, buradan bu sonucu çıkaramayız. Burada mutasyona uğrama yok. Direkt zehirleyip öldürme var. A şıkkı olamaz. 4. deneyde kapsüllü bakterilerin genleri kapsülsüz bakterilere aktarılmıştır. Evet, aktarılmış ve bu şekilde kapsül oluşturarak, içine gerek kapsül oluşturdukları için B şıkkımız doğru. C'ye bakalım. Kapsüllü bakterilerde kapsülsüz bakterilerin DNA'larında nükleotit dizilimi aynıdır diyor. Biz bunu bu araştırmadan elde edemeyiz arkadaşlar. Kapsüllü bakterilerin ısıtıldığında kapsül yapımında görev olan genler bozulmaya başlamıştır. Hayır, bu yanlış arkadaşlar. Bozulmaya başlasaydı 4. deneyde ne yapamazdı? Kapsül oluşturamazdı. D'de olmaz. Cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Etkinlik sonucunda öğrenciler aşağıdaki çıkımlardan hangisini elde edebilir diyor. Öğretmen öğrencilere basınç konusunu daha iyi kavratmak için şekildeki etkinliği yapıyor. Etkinlikte birinci durumda verildiği gibi bardağı tamamen su ile doldurarak bardağın ağzını hiç hava almayacak şekilde kağıtla kapatıyor. Ardından ikinci durumda verildiği gibi bardağı kağıtla ters çeviriyor ve kağıdın yere düşmediğini gösteriyor. Bu da neyi gösterir arkadaşlar? Buradan açık hava basıncının etki ettiğini ve kağıdın düşmediğini gösterir. O halde bu sonuçtan neyi çıkarabiliriz? Açık hava basıncının varlığını çıkarabiliriz arkadaşlar. Açık hava basıncı olmasaydı burada su dökülürdü. Cevabımız B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi? Buna göre aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğinin neden olduğu olumsuz sonuçlar arasında yer almaz diyor arkadaşlar. O halde iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarına bakacağız arkadaşlar. Son 50 yılda sera gazlarının salımı dolayısıyla küresel sıcaklıkta gözlenen artışlar iklim değişikliğine neden olmakta. Arkadaşlar bakın, şu sera gazları ne yapıyor biliyor musunuz? Güneşten gelen ışınların dışarıya çıkmasını engelliyor. Normalde şöyle dışarıya çıkması gerekirken bu engelliyor arkadaşlar. Engellediği için de küresel ısınma ortaya çıkıyor. Sera gazlarının oluşumunda fosil yakıtların kullanımı, ormanlık alanların azalması önemli bir etkendir. İklim değişikliklerinde sıcaklık artışının yanı sıra canlılar ve ekosistemler için olumsuz sonuçlar meydana gelmektedir. Hangisi yer almaz? Meteorolojik afetlerin artması yer alır arkadaşlar. Sıcaklık arttığı için olur. Enerji kaynaklarının azalması, bu da yer alır. İçilebilir su kaynaklarının artması, hayır tam tersi arkadaşlar, azalması olacaktır. Yer almaz dediği için cevabımız C şıkkı. Tarıma dayalı ekonomik sorunların artması, bu vardır arkadaşlar. Cevabımız ne olacaktır? C şıkkı olacaktır. Tayland'ın kuzeyinde bulunan Padang kabilesinin üyeleri 5 ve 6 yaşlarında kız çocuklarının boyunlarını uzatmak için boyunlarına bronz halka takıyorlar. Bu gelenekleri kabilelerin kadınları zürafa boyunlu kadınlar olarak anılırlar. Bir Padang kadını hayatı boyunca ortalama 43 halka takıyormuş. Bu halka yaklaşık 12 kilogramlık ağırlıktaymış arkadaşlar. Bu halkalar salındırıldığının aksine boyu uzatmıyor. Burası önemli. Omuzları aşağı doğru bastırarak vücudun şeklini bozuyormuş arkadaşlar. Bununla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Değişen vücut şekli sonraki nesillere aktarılmaz. Bu doğru arkadaşlar. Mutasyon olmadığı için ve çocukların aktarılmadığı için doğru. Bu durum genlerin işleyişinde değişikliğe neden olur. Bu yanlış arkadaşlar. Bu modifikasyon değildir. Çünkü boyu uzatmıyor. Yapılan işlem boyu uzatmıyor. Şekil değişikliğine neden oluyor. Bunun için modifikasyon değildir. Halkaların vücut şeklini değiştirmesi bir mutasyon örneğidir. Hayır, mutasyon örneği de değildir arkadaşlar. Sadece vücuttaki şekil bozukluğudur. O halde hangileri doğrudur? Yalnız bir, A şıkkı doğrudur arkadaşlar. Günümüzde biyoteknolojik uygulamalardan biri de hayvanlara gen aktarımıdır. Aşağıdaki görsellerde gen aktarımı yapılmış hayvanlarda bazı örnekler verilmiş. Buna göre örneklerde gen aktarımı hangi amaçla kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. Bakalım, hormon elde edilmesi,
İnsülin hormonu üretilmiş. Evet, A şıkkı burada var arkadaşlar. B şıkkına bakalım. Büyümenin hızlandırılması. Bakıyoruz. Büyüme hormonu verilmiş. Doğru. Hastalıklara karşı direncin arttırılması. Sıtmaya karşı dirençli hale gelen yeşil floresan görünümlü gen aktarılmış. Evet arkadaşlar, bunu görüyoruz. Yemlerden yararlanma oranının arttırılması. Bunu herhangi bir örnekte göremediğimiz için cevabımız D şıkkı. Birim yüzeyi etki eden dik kuvvete basınç denir. Katıların basıncı cismin ağırlığıyla doğru, kuvvetin uygulandığı yüzey aralığıyla ters orantılıdır. Buna göre ABC cisimlerinin yatay düzlemde yaptığı basınçlar PA, PB, PC'dir. PA, PB, C arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır diyor. Arkadaşlar, her bir kutucuğun ağırlığını 1 olarak kabul edersek, burada 4 ve yüzey alanı da 1. 1, 2, 3, 4. 4 bölü 4 ne olacaktır? 1 olacaktır burun basıncı. İkinciye baktığımızda 4 bölü 2, yüzey alanı 2 olduğu için. 3'e baktığımızda 4 bölü 1, o da eşittir 4. Burası 4 bölü 2, 2. O halde en büyük PC, sonra PB, sonra PA. Hangi şıkta var bu arkadaşlar? C şıkkında var. Maddelerin birbiriyle etkileşime girerek yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime adı veriliyor. Buna göre AB maddelerinin kimyasal tepkimede kütle değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Bakalım arkadaşlar. Beherdeki A sıvısı içerisine B parçaları atılıyor. Karışım içerisinde beyaz renkli D katısı ve kabarcık şeklinde C gazı çıkışı gözleniyor. O halde tepkime denklemini yazarsak arkadaşlar, A artı B girenler tepkime çizgisi, C ve D maddeleri oluşuyormuş arkadaşlar. O halde tek tek bakıp arkadaşlar, kütlenin korunumu kanunu olacağı için tek tek bakıp girenlerin kütlesiyle ürünlerin kütlesi eşit olan doğru cevabımız olacaktır. A şıkkına bakalım arkadaşlar. 50 gram A ile B girmiş, toplam 80. Bakalım 20 gram C ile 60 gram D oluşturmuş. Bakıyoruz 50 artı 30 80, 20 artı 60 80. O halde eşit cevabımız A şıkkı olacak. Diğerlerine de bakalım arkadaşlar. B şıkkına bakalım. 50 gram A ile 30 gram B girmiş. Şurada dikkat edeceğiz D'ye arkadaşlar. 20'den 60'a çıkmış, yani 40 gram ve 20 gram C oluşmuş. Bakalım 50 artı 30 80, 20 artı 40 60 eşit olmadığı için bu eşit değil. C şıkkına bakalım arkadaşlar. 50 artı 30 girmiş, 80 giren. Bakalım 10 artı 80 ürünler 90. Bakıyoruz arkadaşlar, 80 girmiş, 90 ürün eşit olmadığı için olmaz. D'ye bakalım arkadaşlar. 40 artı 30 70 girmiş. 10 artı 70 80 çıkmış. 40 artı 30 70, 10 artı 80 eşit olmadığı için arkadaşlar bu da olmaz. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Kütlenin korunumu kanunundan dolayı girenlerin kütlesiyle ürünlerin kütlesi eşit olacaktır. Elif, maddelerin asitik bazlık durumlarının değişimini incelemek istemektedir. Bu amaçla içerisinde saf su ve limon suyu bulunan 3 beğere sırasıyla çamaşır suyu, saf su ve sirke ekliyor. Arkadaşlar, birinci beğere baktığımızda saf su nötrdür. Çamaşır suyu eklemiş. Yani ne yapmış? Bazik olmuş. pH'i artacak. İkinci, limon suyu asittir arkadaşlar. Saf su eklediğimizde ne yapacaktır? Asitlik azalacaktır. Yani pH'i artacaktır. Üçüncüye baktığımızda nötr, saf su, sirke eklediği için asitlik artacaktır. Yani pH azalacaktır. Şöyle gösterecek olursak arkadaşlar, saf su nötrdü. Çamaşır suyu döktüğümüzde arkadaşlar bakın, bazik olacak ve pH artacaktır. Yani bir de artacak. Azalır olanları B ve D'yi silelim. İkiye bakalım arkadaşlar. Saf su döktük, beher, limon ne olacaktır? Asitlik azalacaktır. Yani bazlık artacaktır. pH artacaktır. 2 de artacak olacaktır. Yani A'yı da eledik. Artacak olduğu için cevap C. 3'e de bakalım. Saf su nötr arkadaşlar. İçerisine sirke döktüğümüzde asitliği artacaktır. Yani pH'i azalacaktır. Azalacak. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır. Dersimiz sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.